Öncelikle size futbol oyun kurallarını öğreteceğiz. 17 tane futbol oyun kuralımız var. 17 tane. Orta hakemimiz, kenarlarda birinci yardımcı ve ikinci yardımcı hakemimiz olacak. O şansı vereceğiz. Sizler de çalıştıkça, o şansı kullandıkça gün gelecek. Hani o arkadaşlarımızı izliyorsunuz işte amatördeki müsabakalarda. Evet, bu işi ben de yapabilirim diyeceksiniz. Faul olduğu zaman bayrağımızı kaldıracağız. Hakemimizle göz göze geldik. Ondan sonra yönünü göstereceğiz. Hocam ben Mart'tan indir. Çekelim arkadaşlar. Nerede ağrı? Kaldırdım bayrağımı. Offside'ı yakaladım. Hakemle göz göze geldikten sonra düdükten sonra offside'ımı gösteriyorum. Uzak offside'sa uzak offside. Orta offside'sa orta offside. Yakın offside'sa yakın offside. Gibi kaldırdım düz bir şekilde. Göz göze geldim. Uzak offside, yakın offside, orta offside. Zor kaldırdım. Hızlı bir şekilde sağa ve sola doğru bayrağımı sallıyorum. Hakem gördükten sonra yönümü gösteriyorum. Savunmadan çıktı. Gösterdim çıktı. Hafif sağa bir kere. Aday hakem kursu açtık 24-26 Aralık tarihleri arasında. Çok büyük bir katılım oldu. Yani buradaki üniversiteden de teknik destek aldık, altyapı desteği aldık. Özellikle katılım kadın konusunda çok büyük bir sayı katıldı. Şu an elimizde sınavı geçen, başarılı olan 24 tane kadın hakemimiz var. Bunlarla tabii çalışmalara başlıyoruz. Her hafta rutin bir şekilde salı, perşembe günleri bunları atletik teste, saha denemelerini alacağız. Amacımız bu bölgedeki özellikle hani kadın hakemler acaba olur mu olmaz mı, yapabilir mi yapamaz mızın önüne geçmek için bizler kadınlara pozitif bir ayrımcılık yaptık tabiri caizse. Biz kadınlarımıza açıkçası inanıyoruz. Yani sahadaki tribünlerdeki o olumsuz görüntünün önüne geçmek için kadın hakemlerin sahada olması gerektiğini, belki bir nevi de olsa o sahadaki kötü imajın yıkılabileceğini ve kadın hakemlere de inanılırsa, şans verilirse çok güzel şeyler yapabileceğine biz inanıyoruz. Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Bölümü okuyorum, 4. sınıftayım. Bu kursa katılmamın amacı özellikle kadınların sahalarda olmasını istemem. Çünkü bu işi sadece erkekler yapar diye bir algı var. Ben tamamen bu algının yıkılmasını istiyorum. Küçüklüğümden beridir futbolla ilgileniyorum her zaman. Aynı zamanda bence sahada kadınlar olmalı. Hem bu şekilde argo konuşmalar, küfürler bence önüne geçilebilir. Benim bir de hayalim, neden olmayalım ki yani? Neden sadece erkekler bu işi yapsın? Kendimi bu konuda yetenekli buluyorum. Aday hakem olarak başladık ama antrenmanlarla, eğitimlerle kendilerimizi geliştiriyoruz. İşte üst klasmanlarda yer almak için en çok da buradayım. Neden yani bir Melis Özçiğdem olmayalım diye düşünüyorum. Bu ilimizde açılan bir kurs vardı, aday hakemliği kursu. Ve bayanlara da öncelik tanındı. Bu benim çok hoşuma gitti. Neden bir bayan da hakemlik yapamasın ki diye düşünerek geldik kursa, katıldık. İyi ki de katıldık. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor.
Ve ben inanıyorum ki kendime ve hakem arkadaşlarıma da çok ileri bir seviyede iyi bir hakem, belki Türkiye Kupası maçlarını bile yönetebiliriz. Burada İl Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından bir kurs açıldı ve biz bu kursa aday olarak geldik. Kendimizi bu branşta geliştirmeyi planlıyoruz. Hocamız sayesinde, Mithat Acan sayesinde bu kursa katıldık ve başarılı bir sonuç aldık. Şu anda tek hedefimiz kendimizi bu alanlarda geliştirip üst klasmanlara çıkmak, adımızı duyurmak, kadınları temsil etmek için buradayız. Bazı toplumlarımız var, kadının sahada ne işi var veyahut da farklı işlerde de aynı şekilde yorum yapılıyor. Biz bu yorumu, bu algıyı yok etmek için burada bulunuyoruz.